Evet, herkese merhabalar. MEB örnek sorularının açık adatonguç liselere yerleştirme sınavı, yani LYS ile alakalı liselere yerleştirme sınavı dediler ve örnek soruları açıkladılar. Matematikten örnek soruları açıkladılar. Türkçeden, fenden, evet, hepsini çizim aşı olamadı. Şimdi matematiği çözelim. Gerçekten çözebileceğiniz emin. Niye çözemeyeyim evladım, ne var ki, Allah Allah. Bana zor geldi hocam. Tonguç'um, MEB örnek sorunu hemen şöyle senin için indirelim. İlk sorumuz işte 10 tane matematik örnek soru açıkladılar Tonguç'um. 10 tane fen, diğerlerinden de 10'ar tane açıkladılar. Şimdi Tonguç'um, mesela matematik örnek sorularımız biz birazcık gruplandırdık işte. Bir tane Pisagor var, bir tane üstü ifadeler var. Ondan sonra bir tane eşitsizlik var. Ondan sonra devam ediyor çarpanlar ve bunların hepsini teker teker gruplandırdık. Dedik ki bu konulardan bu kadar soru geldik. Birazcık skopu küçülttük çünkü hemen hızlı bir şekilde böyle büyük baskılar alamadığımız için hemen seninle paylaşalım istedik yaptığımız şeyi. Peki hocam, sorular biraz zor mu, kolay mı? Bana zor geldi. Tonguç, soruların ilk başta gördüğün ilk bakış açısı çok şey ya, insana böyle zor gelir ya. Ön yargılı olursan sorular senin için zordur. Tamam. Bu soruları tamam. Gördüğün anda ulan bu TEOG sorusuyla hiç alakasız falan filan diyebilirsin. Çok öyle, rahat diyebilirsin. Dedim hocam zaten. Ama sonra birazcık daha detaylı düşününce, birazcık daha salim kafayla düşününce, ki zaten biz de onu yaptık. Yani biz dedik ki ya birazcık bir salim kafayla düşünelim. Herkes hemen yayınlayın, hemen yayınlayın dedi. Biz birazcık bir düşünelim dedik. Düşündüğümüz zaman bir çıktı. Ya bütün konular 8. sınıf kazanımlarıyla uyumlu Tonguç'um. 8. sınıf kazanımları bizim için zaten en önemliydi. 8. sınıf kazanımlarına uyumlu. Buradaki zorluğu yaratan şey ne hocam? İşlem yapılması gereken sorular yerine bazen yoruma dayalı sorular gelmiş. Yani soruları birazcık değerlendirirsek yorum var sorularda. Yani yorum in, işlem birazcık hepsinde değil tabii, bazı sorularda out olmuş. Yani bazı soruları işlemsiz yapılabilecek pozisyona getirmişler. Birazcık yorumlama kapasitesini şey yapmışlar. Hatta biraz eskiden bir üniversite sınavında deneme yanılma yöntemiyle şıklardan denerek bulurdun ya Tomucuğum. Evet, burada da öyle sorular koymuşlar. Yani şıklardan çatanak diye deneyince ki sen de cevaplayabiliyorsun. Oh be. Dolayısıyla bazı sorularda böyle kolay yöntemler de var. Ama ilk bakışta gördüğün zaman oha ne kadar uzun soru. Hatta yani görünce kazı kule böyle geniş geniş yapmışlar soruları ama hiç korkmayacağız bundan. Hiç önemli değil. Çünkü bizim yapmamız gereken, girmemiz gereken bir sınav var. Biz onu çatarak tutarak halledeceğiz. İnşallah. Ve zaten bu zorlu süreçte Tonguç senin yanında. En önemli şey o. Yani biz ne sana kaynaklarımızla bu soruları bir kere. Kaynaklarımızla. Şimdi şöyle bir şey var. Herkes eyvah ne yapacağım, bütün kaynaklar çöp. Sakın ha böyle bir şey söylemeyin. Neden diyeceksin Tonguç'um? Neden hocam? Şimdi bu sorulara baktığımız zaman, incelediğimiz zaman bu soru mesela Pisagor sorusu. Bu soru üstü ifadeler sorusu. Evet. Bu soru eşitsizlik sorusu. Bunları yapabilmek için Tonguç senin kesinlikle bu konuları bilmen gerekiyor. Doğru. Ve temelini atman gerekiyor. Dolayısıyla senin konulardaki temelini atman için bütün elindeki kaynaklar kullanılabilir. Bunlarsa ekstradan belirleyici soru olarak çıkacak şeyler ve bunları ne yapmamız gerekiyor? Bu tarz sorularla pekiştirmemiz gerekiyor. Yani daha hızlı olmamız gerekiyor. Bir kere benim gördüğüm şey zaman problemi. Hem bir de onu da söyleyeyim, çok güzel bir şey söyledin. Zaman problemi olabilir bu tarz sorularda. Bir de kazanım testlerinde değerlendirme soruları yayınladılar Tonguç. Mesela birinci dönem değerlendirme soruları yayınladılar. Bu değerlendirme soruları aynı TEOG sorusu. Yani Milli Eğitim Bakanı 5 gün önce yayınladığı dökümanda değerlendirme testinde sorular aynı TEOG sorusu. Dolayısıyla bu sorular hani bütün sınavın içindeki bütün sorular böyle olacak diye kesinlikle ön yargılı davranmayacağız. Çünkü kazanım testlerindeki sorular aynı TEOG sorusuyla gibi daha rahattı. Burada birazcık daha ilk bakışta insanı oha ne oluyor falan. Şu soruyu görünce ne yaparsın? Oha ne oluyor dedi. Oha ne oluyor ama hiç de zor değil. Ne yapacağız biliyor musun? Sen Tonguç'um hemen bana söyler misin? Şöyle bir bak adam demiş ki Mehmet evini taşımak için bir nakli firmasında anlaşılmıştır. Firma eşyaları balkondan. Şimdi sen beni izleyeceksin ve bu soruların ne kadar kolay çözüldüğünü göreceksin. Ama İnşallah ilk başta zor. İlk başta zor. Çok zor hocam. Ama ne kadar kolay çözüldüğünü göreceksin. Oha gerçekten de yapabilirim diyeceksin. Çalışsan ki zaten yapardım hocam. İş kafada bitiyor. İş kafada bitiyor. Sen gerçekten de çalışırsan Tonguç'um kesinlikle bu soruların hepsini çatarank diye yaparsın. Hatta bir tane öğrencimiz haber verdi bize. Sadece iki yanlış çıkarmış bütün deneme şeylerinden. Şaka. Evet bak. Geçtiğimiz sene gibi bütün soruların full yapan öğrenciler belki çıkmayacak bu sınavda. Hmm. Ama sen sıralama sınavına giriyorsun. Sıralama sınavına girdiğin için belki bir yanlışla bile Galatasaray Lisesi'ne girebilecek. Belki 3 yanlışla Robert Koleji'ne girebileceksin. Dolayısıyla hiç bunları endişe etme. Bütün hepsini full yap. Tamam. Hiç kimse yapamıyor ki bütün hepsini full yap. Şimdi herkes sıfırlandı aslında. Yani sen herkesle aynı seviyedesin. Şöyle düşünme. Bazıları aldığı dereyi geçti. Hayır.
Türkiye'de yarış yeni başlıyor. Türkiye'de hiçbir zaten hani düşündüğün zaman buna uygun bir konu anlatımı falan yapmıyor ki hocalar. Okula gittiğin zaman buna uygun konu anlatımı, hayır yapmıyorlar. Okula gittiğin zaman bunu anlatıyorlar mı 200 üzeri 0 güzel, hayır anlatmıyorlar. Ama burada senin yorum yapabilme kapasiteni ölçüyorlar. Ama sana neyi anlatıyorlar? Üstü çözümlemeyi anlatıyorlar. Aynı bunun gibi bir şey anlatıyorlar. Ha. Senin onu bilmen gerekiyor. Arkasından bununla alakalı bu soruları çözebilmen gerekiyor. O zaman hemen başlıyoruz ve çatarak diye bitiriyoruz. Mehmet evini taşımak için nakliye firması anlaşmıştır. Firma eşyaları balkona eşya taşıma asansörü indirerek nakliye aracını yüklemeyi planlıyor. Dükkan şeklindeki balkon kapısı. Ha. Bir tane balkon kapısı vermiş olmuş. Bu balkon kapısı 2'ye 1 metre boyunda. Ve tahta plakaların hangisi kapıdan geçmez demiş. Tonguç'um bir kere kapıları nasıl geçirebilirsin? Bir kere bir enine geçebilirsin Tonguç'um. Birinci yöntem enine geçebilirsin. Enine böyle sokmaya çalışırsın buradan tahtayı. Veya ikinci yöntem boyuna geçebilirsin Tonguç'um. Üçüncü yöntem de çapraz geçirirsin Tonguç'um. Yani şu kapıya ben bu zımbırtıyı hani direkt enine değil de böyle hafiften yatırarak yani şu boylamda geçiririm değil mi Tonguç'um? Evet. Yani bir dikine geçirebilirim, bir enine geçirebilirim, bir boyuna geçirebilirim, bir de böyle çapraz geçiririm. O zaman yapmam gereken şey şu. Bak bu 1,8'i ben bunu yatırırsam, bu tahtayı şu hale getirirsem Tonguç. Bak şu tahtayı şu hale getirdim ya. Çat burası 1,8 oldu mu? 1,8 2'den geçer mi Tonguç'um? Süper. O zaman bu geçebilir, bunu geçtik. Oh be. Şimdi 1,9 zaten 2'den geçebiliyor. 1,9 2'den küçük. Bu da geçebiliyor. Bunu da geçtik. Şimdi 2,1 2,1 2'yi geçiyor. Bak dikkat et. Burada ne yapmamız gerekiyor biliyor musun? Acaba 2,1 çapraz geçebilir mi diye bakmamız gerekiyor. Bak buraya 2,4 var burada. Küçük boyutlara bakıyorum hep. Küçük boyut 2,4. Bunlar çapraz olarak geçebilir mi? Tonguç zaten şöyle düşündüğün zaman ya kardeşim İki tanesi geçti. 2,1 belki çapraz yatırırsan geçebilir. Ama bu geçemez hiçbir şekilde. Değil mi? Hani bir tane şık geçemeyecek. Yani. Cevap bu bile. Ama sana nasıl çözüldüğünü göstereyim. Burası 1 ise, burası 2 ise Tonguç. Burasına X dersin, Pisagor yaparsın. Hani şöyle bir üçgen var ya Tonguç'um. Evet. Bundan bir tane daha getirebilir misin Tonguç? Şundan. Hemen bitmek üzere çünkü. X'e X kare eşittir 1'in karesi artı 2'nin karesi dersek X kare eşittir ne çıkar buradan? 1'in karesi artı 2'nin karesi 5 eder. 1 artı 2'den 4'ten 5 eder. O zaman X dediğimiz şeyin kök 5 olduğunu bulabiliriz. Pisagor'dan bunu zaten bulmayı öğrendik. O zaman şu bölgenin, şu kırmızıyla taradığım şeyin 5 olduğunu, kök 5 olduğunu öğrendim. Peki acaba 2,1 kök 5'ten büyük mü küçük mü? Bunu bulabilmek için de çok basit hesaplar yapacağım. Ne yapacağım? Hemen şöyle düşünelim. Burası kaç? Kök 4 diyelim. Burası kök 5 diyelim. Burası kök 6 diyelim. Burası kök 7 diyelim. Burası kök 8 diyelim. Burası kök 9 diyelim. Ben kök 8 ve kök 4'ü biliyorum 2. Kök 9'u biliyorum 3. Tonguç'um 2 ile 3 arasında bir yerde değil mi kök 5? Evet. Peki bak bu 2 ile 3 arası kaç parçaya bölünmüş? 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüş değil mi? Her birisi o zaman 1'i 5 parçaya bölsem 1 tam onda 5 değil mi evladım? Evet hocam. O zaman 2 tam 1 bölü 5. 2 tam 1 bölü 5 de 1 bölü 5 10 bölü şey olduğu için 1 bölü 5 0,2 olduğu için 2,2'dir. Değil mi Tonguç'um? Evet hocam. O zaman kök 5 2,1'den büyük. Yani çaprazına geçebiliyor bu kapıdan. Aa. Ama Tonguç'um 2,4 2,2'den hiçbir şekilde geçemez diyoruz. Cevabımız Denizli diyoruz Tonguç. Bu değil cevabımız. Şu renkli kalemi cevabımız şartlarımız. Tamam. Harika. Tebrik ediyorum size. Cevabımız Denizli. Geçtik diğer sorumuza. Bilgisayar mühendislerinin ilk başta öğrendiği bir konu biliyor musun Tonguç? Bilgisayar mühendisleri binary kodlar, binary diyorlar bunlar. Binary kodları kullanarak siz klavyenizi... Bir kağıda alalım hocam. Tabii ki, tabii ki. Süper zeki. Hayır şöyle bir şey yapalım. Tamam, İnanılmaz zekice bir hareket. Geldik. Binary kodla bir dönüşüm yapmışlar. Ve bizim ya aslında daha önce de öğrendiğimiz bir şey yapıyorlar. Farkında mısın Tonguç? Hani çözümleme diye bir şey vardı. Şimdi şu zımbırtıyı yazıyorum bak. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ben bunu ne diye öğrenmişim? 65 olarak öğrenmişim. Peki bunu nasıl çıkarmışlar? Hemen söylüyorum bak. Buna 2 üzeri 0. 200, hatta şöyle altına yazmıştım ben. 2 üzeri 0'lar basamağı. 2 üzeri 1'ler, 2 üzeri 2'ler. Bir 10 üzeri 0, 10 üzeri 1 diye yazmıştık ya. 2 üzeri 3'ler, 2 üzeri 4'ler, 2 üzeri 5'ler, 2 üzeri 6'lar ve 2 üzeri 7'ler basamağı değil mi Tonguç? Normalde 10 üzeri 0, 10 üzeri 1, 10 üzeri 2 diye anlıyordu. Bak Tonguç'um. 2 üzeri 6 ile 1'i çarpmış. 2 üzeri 6 ile 1'i çarpmış. Görüyor musun? 2 üzeri 0 ile 1'i çarpmış. 2 üzeri 0. Aslında ben sadece yorum yaptım.
10 yerine 2 yazdım. Başka bir şey yok. Korkacak hiçbir şey yok burada. Geldik sonrasında bunu 65 diye çıkardı. Sonra zaten bunları toplayınca bu 64 ediyor 2 üzeri 6 çarpı 1. 2 üzeri 0 çarpı 1 de 1 ediyor. 65 çıkıyor. Tamam bitti işte. 69 hangisidir diyor. O zaman teker teker bunları bulmaya çalışalım. Bak bu 2 üzeri 0, bu 2 üzeri 1, bu 2 üzeri 2, bu 2 üzeri 3, 4, 5, 6. Bu 2 üzeri 6 olduğu için 64 artı bu da 2 üzeri 1 için 2'den 66 çıktı. Bu değil. 69'u istiyoruz değil mi Tonguç Evren Bey? Evet hocam. Dolayısıyla bak 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2 böyle teker teker deneyeceğim aslında bunları. 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri 6. O zaman 2 üzeri 6 64 artı 2 üzeri 2 4 artı 2 üzeri 0 da 1. Bu kaç etti? 69 etti. Görüyor musun cevabımız? Ceyhan olduğunu çatarak diyorum. Ceyhan. Birkaç denemede bulabiliyorsun merak etme. Sadece burada daha hızlı çözebilmek için zaman problemi yaşayabilirsin. Hani çok mesela burada bayağı bir hani şey denemek gerekiyor. Dolayısıyla onun dışında herhangi bir problem yok. Hele bu soru var ya, bu soru gerçekten tarihteki en kolay sorulardan bir tanesi. Neden hocam? Çünkü zor gibi gözüken basit bir soru. Ha iyi bari. Bak bir uçakta boş koltuk sayısı A olduğuna göre belirtilen bilette 3 rakamı verilmiştir. Tamam eyvallah. Bak boş koltuk sayısı A, bilet ücreti TL, Türk lirası 40 TL. Mesela eğer sen uçakta çok boş koltuk olursa 40 TL ödüyorsun bir bilete. Ama daha az boş koltuk kalırsa daha artıyor fiyatın. Artıyor. Eğer hiç boş koltuk kalmazsa daha fazla fiyat ödüyor. Zaten insanlar da genellikle uçak bileti alırken son zamana kalırlarsa daha fazla fiyat öderler. Çünkü uçak dolar. Onu anlatmaya çalışıyor aslında. Günlük hayat sorusu. Bir de bu da çok önemli. Günlük hayattan sorular sormuş. Peki boş koltuk sayısı 110 iken peş peşe 19 tane bilet alındığında o zaman 110 eksi 19'dan 81 tane şey kalmamış mı? Yok 91 tane şey kalmamış mı evladım? Kaç ediyor? 110 eksi 19 91 tane boş koltuk kalmamış mı Tonguç? Evet. O zaman senin 91 tane boş koltuğun varken sen kaç lira ödersin? Bak boş 91 bunların hangisinin arasına giriyor? 60 ile 100 arasına girmiyor mu evladım? O yüzden senin ödeyeceğin para 60 TL'dir diyoruz. Bu kadar net ve leziz bir soru görebiliyor musun? Lezizül aziz. Senin yapman gereken şey 110'dan 19'u çıkarmak, geriye kalan boş koltuk sayısını bulduktan sonra senin ödeyeceğin fiyatı aslında hesaplamak diyoruz. Geldik bir tane daha sudoku sorusuna geldik. Sudoku sorusu da aslında çarpanlar ve katlar sorusu. Hiçbir farkı yok. Demiş ki bak 1'den 7'ye kadar olan sayılar. Hemen yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tamam mı? Boyalı olmayan karelere doğal sayıların tümü yazılacaktır. Şimdi demiş ki karelerin dışında verilen sayılar bulunduğu satırdaki veya sütundaki sayılar. O zaman bu ikisinin çarpımı 42 olacak. Tonguç kaç kere kaç 42'dir? Bir kere. 6 kere 7. Evet süper bak buldum bile. İşte bunlardan hangi ikisinin çarpımı 42'dir? Tabii ki 6 ve 7'nin. Peki buraya mı 6 yazacağım buraya mı 6 yazacağım Tonguç? Hangisi? Çünkü sonuçta çarpımda yer değişmiyor. Tonguç bu ikisinin çarpımı da 14 olduğu için buraya 7 yazarım Tonguç'um. Burası 6 kalır bak 6 7 42 7 kere 2 de 14 olur Tonguç. Neden? Çünkü burasının da bu ikisinin çarpımı olması gerekiyor. O zaman 7'yi çizdim 6'yı sildim 2'yi çizdim artık 1 3 4 5 kaldı elimde. Peki Tonguç'um 6 kere kaç 24'tür? Ya 6 kere 3 18'dir. Bir de bununla çarpılsa olmaz. 6 kere 4 24'tür. Evet. Bak bu olabilir. 4 kere 2 de 8. 24'ü edebilmesi için 8 kere de 3 olması gerekiyor. 8 kere 3 24. 6 kere 4 24. Ama ben bak 3'ü kullandım 4'ü kullandım geriye 1 ve 5 kaldı. Buraya 5'i koyar mıyım Tonguç? Saçmalık. 6 kere 4 24. 24 çarpı 1 24'tür değil mi? Evet. O zaman burayı 5'e koyacağım. 3 kere 5 de 15. 15'tir diyorum. Süper. 5 kere 1 de 5'tir diyorum. Burayı da 5 bulmuş oldum. A artı B dediğimiz şey de 15 ile 5'in toplamı 20'dir. Gerçekten bulmaca gibi sorular. Ama biraz dikkat olmak gerekiyor. Dikkat ki ama bir de çarpanlar ve katları bilmen gerekiyor. İşte 8. sınıf kazanımlarını bilmen gerekiyor en baştan diyoruz. Geldik. Aşağıdaki tabloda iki kitap fuarına ait günlük katılım ücretleri ve satılan her kitap için katılımcılar alınacak ücretler verilmiştir. Tamam eyvallah. Bu fuarda herhangi birine 3 gün katılacak olan bir katılımcının en az kaç kitap satması durumunda A fuarına katılması daha ekonomik olur. O zaman A fuarının daha az olması gerekiyor. B fuarının daha fazla olması gerekiyor değil mi Tonguç? Evet hocam. Şimdi Tonguç bir kere adam 3 gün katılacaksa günlük katılım ücretlerine bakaraktan A fuarına vereceği paranın 260 çarpı 3'ten 780 TL olacağını söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Bir kere fix verecek bunu. Aynı şekilde 3 gün buna katılırsa B fuarına 200 çarpı 3'ten de 600 TL vermeyecek mi Tonguç? Evet. Süper değil. Peki arada ne kadar fark var Tonguç? Bayağı fark var. Ne kadar fark var evladım dangoz musun? Pardon.
180. 180 TL fark. İşte bu 180 TL farkın şu aradaki, hani bak, bundan bir kitaptan 0.20 alınıyor, bundan bir kitaptan 0.25 alınıyor. Bu aradaki fark da kapanması gerekiyor. Bu aradaki fark 0.05, yani %5 kadar, değil mi Tonguç'um? Evet hocam. İşte bu 180 TL'lik fark bu kadar şeyle kapanacaksa hemen biz şunu hesabını yapabiliriz. 180'i ben 0.5'e bölebilirim. Kaç tane kitap satması gerektiğini bulabilirim. Peki bunu nasıl bölerim? Tonguç, bunu bölerken hani şöyle, hani böyle yazıyorduk ya, 0.5, ama hani bunların hepsini tam sayı yaparsak daha rahat böleriz diye. Bunu iki basamak büyüttük. Bunu da iki basamak büyütüyoruz. 18.000'i 5'e bölüyorum. 18.000'i 5'e bölünce Tonguç'um, 3 kere 15 hop 3 kaldı. 6 kere 5 30 hop 00. 3600 ediyor Tonguç. Demek ki B kitabı ile A kitabının eşit olabilmesi için bu B kitabı ve A kitabında 3600 tane ürün satmalı. 3600 kitap satılmalı. Ama B'nin daha ekonomik olması için, B 0.25'e sattığın için, A'nın daha ekonomik olması için B'nin A'yı bir adım öne geçmesi gerekiyor. O zaman diyoruz ki artı 1'den 3601 kitap satılırsa Tonguç'um, 3601 kitap satırsa B 0.25 kazandığı için daha masraflı bir şey olacak. 0.25 komisyon verdiği için daha masraflı olacak. A da ekonomik hale geliyor diyoruz ve çatarank diye çözmüş olduk soruyu. Geldik diğer sorumuza. Doğrusal denklem sorusu. İşte bu soru gerçekten ilk başta çok kazık gibi gözüktü. Ben hatta gördüm, dedim ki oha dedim ya, böyle bir soru olabilir mi? Üniversite sınavı sorusu gibi. Halbuki inanılmaz basit bir yöntem var. Neden? Sana göstereyim mi? Tonguç demiş ki A ve B şehirlerinde taksi ücreti tarifi ilişkin doğrusal grafik verilmiştir. Tamam, eyvallah. Taksi ücreti tariflerini vermiş. A şehrinde 4 liradan başlıyormuş açılış. B şehrinde 5 liradan başlıyormuş. Ve sürekli artıyor, sürekli artıyor. Kilometre bazında artıyor, biliyorsunuz. Grafiğe göre bu iki şehirde 12 kilometre yol giden taksilere ödenecek ücretler arasındaki fark kaç liradır? Tonguç'um biz basit düşünelim. Şimdi başlangıçta fark ne kadar? 1, değil mi? 1 kilometre gittiği zaman fark ne kadar olmuş Tonguç? Eşitlenmiş, sıfır olmuş. Peki ikinci kilometreye gittiğimiz zaman artık fark ne olacak? Bak burada başlangıçta ne oldu? Eksi fark vardı, sonra kapandı, sonra iki kilometre gittiğimiz zaman fark bir olacak, artacak. Bak burada birdi, her bir kilometrede bir fark değişiyor. Yani bir kilometre bir fark demek aslında, bir TL fark demek. Bir kilometre bir TL fark. O zaman birinci kilometre bir kere eşitlenmişti. İkinci kilometre 1 TL fark oldu. Üçüncü kilometrede 2 TL fark oldu. Dördüncü kilometrede Tonguç'un 3 TL fark oldu. Ya bakar mısın? Sana bir şey söyleyeceğim. 12. kilometrede kaç TL fark olur? Bak, 1'de 0, 2'de 1, 3'te 2, 4'te 3, 12'de de 11 TL fark olur diyoruz. Aynen, inanılmaz basit. Aslında zor gibi gözüken basit soruları da görmemiz gerekiyor. Öyle çok ön yargılı da olmamamız gerekiyor dedik. Diğer sorumuza geldik. Aşağıdaki tabloda bir kırtasiyedeki bazı ürünlerin fiyatları verilmiştir. Evet, en az bir tane alan bir kişi 30 ürün için 30 TL ödediğine göre. Bak burası çok hayati Tonguç. 30 ürün için 30 TL ödediğine göre demiş. Kırtasiyeden kaç defa alınmıştır? Şimdi biz şimdi hemen bu sorulara uygun, yeni sınava uygun hemen sorular üretmeye başladık Tonguç senin için. Hatta yeni çıkacak bütün kitaplarımızı içeri de bunlardan koyacağız. Dolayısıyla sen zaten şu andaki var olan kaynaklarla temelini atıp, tamam, bu tarz yorum sorularıyla ilgili de hemen bizim kaynaklarımız çıkacak. Onlardan da çalışmaya devam edebiliriz. Sınava yönelik zaten LYS denemelerimiz çıkmaya başlayacak Tonguç'um. Çünkü liselere yerleştirme sınavı olarak açıkladı arkadaşlarımız. Dolayısıyla biz de ona yönelik hemen çalışmaya başlıyoruz. Teşekkürler hocam. 30 ürün için 30 TL ödeneğine göre kırtasiyeden kaç defter almıştır? Bir kere hemen şunu söyleyelim Tonguç'um. Bu soruda hiç böyle lago lago yapmaya yok. Direkt şıkları deneyebilirsin. Bak Tonguç, 9 tane defter aldığı zaman, 9 defter aldığı zaman kaç TL öder? Bir defter 1 TL olduğu için kaç TL öder evladım? 9 defterde 9 lira. 9 TL ödedi. Sonra şimdi bir tane de çanta alsın Tonguç. 10 TL de ona gitti mi? Gitti. Bak bundan kaç tane gitmişti? 9 tane. Bundan bir tane aldık, değil mi? Evet. Peki geriye kalan, bak 30 TL olabilmesi için, 30 bu kaç, şu anda kaç TL? 19 TL. 30 TL olmak için 11 TL'lik mal almak zorunda değil mi Tonguç'um? Doğru. 11 TL'lik malı alabilmesi için bundan kaç tane alması gerekiyor? 1 lira olsaydı 11 tane alması. Yarım lira olduğu zaman 22 tane alması gerekiyor, evet, değil mi? Şimdi bunların hepsinin toplamı 30 ürün eder mi? Bakalım. 10,
32 etti. Olmadı. Görüyor musun? 32 etti. Ama ben 30 ürün almam gerekiyor. Değil mi evladım? Evet hocam. Dolayısıyla defter sayısını değiştiriyorum. Defter sayısı 11 olsun. 11 deftere kaç TL öder? 11 TL öder. Değil mi evladım? Evet hocam. Bir tane de çanta alsın. Neden bir tane çanta al diyorum? Çünkü eğer iki çanta alırsa zaten 30 TL'nin zaten yarısı bitiyor. 3'te 2'si bitiyor. Hiçbir şey kalmaz. Dolayısıyla hep çantayı azdan başlattım. Çünkü zaten her üründen en az bir tane almak zorundadır demiş bize. Toplam kaç TL? 11 TL, 21 TL. Geriye kaç TL kaldı? 9 TL kaldı. Bundan bir tane almıştı. 9 TL olabilmesi için geriye 30 TL olabilir. 30 TL ya toplam. 9 TL olunca bundan kaç tane almak zorunda Tunguç'um? 1 lira olsaydı 9 TL. O zaman yarım lira olduğu zaman 18 tane almak zorunda Tunguç'um. Dolayısıyla bak bunların hepsinin toplamı 30 ürün ediyor. Farkında mısın Tunguç? Evet hocam. Güzel bir soru, güzel bir soru. Ve şıklardan deneyerek çatarank diye bulabiliyoruz. Hiç böyle ben bunu denklem kurarak yapalım falan filan uzatmaya gerek yok. Zaten zaman baskısı var. Biz ne yapmalıyız? Hemen kısa yolları da böyle çatarank diye test tekniklerini birazcık aşılamamız gerekiyor. Burada bu sınavda gerçekten test tekniği birazcık önemli hale geldi. Kendi logolarını yapmışlar. MEB logosunu görüyor musun? Evet. Karekökü sayılar sorumuzda. Yani tebrik etmek isterdim ama biraz moralim bozuk hocam sorular. Hayır hiç öyle hiç öyle moralim bozulmasın. Çünkü şimdi elinde karekökü sorular... yeni karakterimize giriyor değil mi hocam? Evet yeni karekökü. Evladım sorular zor değil. Sorular uzaydan gelmedi. 8. sınıf kazanılmalarından sorular. Hiçbir şekilde kazanımlar değişmedi. Yani sadece burada yaşayacağın şey sorular birazcık uzun olduğundan sonra hızlanmalısın. Anladım. O yüzden zaman problemi çözmesi. Başka hiçbir şey yok. M logosunu gördüğümüz zaman adam bize burası 12 kök demiş, burası gidiyor. Demiş ki boyanacak demiş. Sonra demiş ki A tüpü iki A boya tüpünden, B boya tüpünden ve C boya tüpünden boyayabileceği alanları vermiş. Boya tüplerinin her birinden kullanımına göre bu işin en az kaç tüp kullanılmıştır demiş. Şimdi her birinden kullanıldığına göre onu unutmayacağız. Bu önemli bir bilgi. Şimdi bir kere burası 8 kök ise burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. O zaman bir tanesi kök 3'tür diyebiliriz. Şu uzunluk kök 3'tür diyebiliriz. Tamam şu dikdörtgenin alanını hesaplamaya çalışıyorum. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olduğu için 12 kök 2'yi 6'ya böldüğüm zaman çatarank diye bak karekök sayıları bölmeyi çok iyi bilmemiz gerekiyor. 2 kök 2 olduğunu bilmem gerekiyor. O zaman şurasının da 2 kök 2 olduğunu söyleyebilirim Tonguç değil mi? Evet hocam. Şimdi Tonguç şu dikdörtgenin alanını hesaplayabilir miyim? 2 kök 2 çarpı 3'ten pardon kök 3'ten 2 kök 6 eder mi Tonguç evladım? Eder hocam. O zaman dikdörtgenin alanı 2 kök 6 olarak hesapladım. Sonrasında yapmam gerekiyor. Burada kaç tane dikdörtgen var? Demiş ki bak bu parçaların bazılarının yarısı bazılarının tamamı boyanarak demiş. Bak şu bir dikdörtgen şu 2 şu 3 şu 4 şu 5 şu 6 şu 7 şu 8. Peki bunlar ne? Bunlar da şu. Şu yarım dikdörtgen. Şu da yarım dikdörtgen. İkisi beraber ne olur? Bir tane dikdörtgen. Bu bir tane dikdörtgen. Bu bir tane dikdörtgen. Bu bir tane dikdörtgen. Bu bir tane dikdörtgen. O zaman sayıyorum tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane dikdörtgen var. O zaman bir tane dikdörtgen 2 kök 6 ise 12 tane dikdörtgen bulmak için 12 çarpı 2 kök 6 yapıyorum Tonguç. Karekök sayılarda çarpmayı düşünürsem 12 ile 2 çarpalım 24 kök 6 oldu. Tonguç'um o zaman benim boyanacak alanım 24 kök 6'dır diyoruz. Peki her birinden bir tüp kullanıldığına göre diyor. Bizim burada yapmamız gereken şey şu, Tonguç bu soruda ne yaparsın sen? Hani aklına bu soru başına gelsin ne yaparsın Tonguç'um? Aklıma gelmeyen başıma geldi derim hocam bir kere öncelikle. Şimdi 24 kök 6 ya ben bunların hepsini C tüpünden yapayım kardeşim dersin değil mi? Evet. Çünkü 4 kök 6'nın 6 katı. Bundan 6 tane kullanırsan 24 6 kere 4 kök 6 24 kök 6. Oh be ne güzel. Oh. Ama öyle değil ki her birinden bir tane kullan diyor. Çünkü bak neden ben... Az önceki soru gibi. En az... Kaç tüp kullanmış dedi ya o zaman ben hepsini büyük tüplerden kullanırım 6 tane tüpten bitiririm dedim. Ama demiş ki her birinden bir tane kullandıysa o zaman bundan 6 tane değil de Tonguç'um bundan 5 tane kullanalım. 5 tane kullanırsak 5 kere 4 kök 6 20 kök 6 eder. Geriye kalan 24 kök 6'lık alanın 4 kök 6'sını bunlara bölüştürelim. Nasıl bölüştürülür? Bu 2 tane kök 6 bu da 1 tane kök 6 ki her bir şey bir başına görünmez bir... Bir vardı. Tebrik ediyorum. Dolayısıyla bundan iki tane kullanırsam bundan hiç kalmaz. Çünkü 4 kök 6 ya. O zaman bundan bir tane kullanayım Tonguç. Bundan da iki tane kullanayım. Bak bu yediden iki tane kullanırsam 2 kök 6 çıktı. Bundan bir tane kullanırsam 2 kök 6 çıktı. Toplamı kaç etti Tonguç'um? 24 kök 6 çıktı. En az 6 olmuyor. Şıkları denedim 6 olmuyor. Çünkü bundan hepsini kullanmamız gerekiyor. O zaman bunlara hiçbir şey kalmıyor. Her birinden bir tane kullanımına göre demiş. O zaman en uygun ne oluyor Tonguç'um bize? 5, 2, 1'den 8 tane en az
kullanılan tüp 8 tane diyoruz. Zaten burada deneyerekten en küçükten başlamamız gerekiyor. Çünkü en az diye sormuş bize. Diyoruz ve çatarak diye bu sorumuzla tarihin karanlık sularına gömüyoruz. Güle güle. Çarpanlar ve katlar sorusu. İnanılmaz güzel bir soru. Hiç de zor değil. Güzel diyorsanız kazık demek. Hayır, hiç de zor değil. Çünkü hocalar zor soruları seviyorlar hocam. Öyle bir şey yok Tonç. Zor soru iyi soru demek değildir. Beyin çalıştıran gerçekten yoruma dayalı güzel sorular güzel sorulur gerçekten. Bakalım. Bakalım. 6A ve B8 iki basamak sayılardır. Tamam güzel. ÖSYM formatı bu. Ama söyleyeyim sana. Yani. ÖSYM'de bunları soruyorlar. Ama bunu 8. sınıf kazanımlarıyla örtüştürüyorlar. 8. sınıf kazanımlarına hiç fark yok bunun. İki basamak sayılır. 6 ile A aralarında asal. B ile 8 aralarında asaldır demiş. Ha tamam aralarında asal demiyoruz. 6A sayısı B8 sayısından küçüktür. Küçüktür B8 sayısı. O zaman küçüktürü biliyoruz. Tamam. Peki A ne olabilir Tonguç'um? Her şey olabilir. A bak 6 ile A aralığında 6 ile aralığında asal söyle. 1 olabilir Tonguç. Olabilir. 2 olamaz. 2 olamaz. 3 olamaz. 2 ile 6 aralığında 3 olamaz. 4 olabilir. İkisi de 3'e bölünür. 4 olamaz. 4 ikisi de 2'ye bölünür. 5 olabilir Tonguç. 5 ile 6 aralık sayı olduğu için aralığında asal. Hatta 7 olabilir için 7 ile 6 aralık sayı olduğu için aralığında asaldır. 9 olabilir mi? Olmaz. 8 olabilir mi? Olmaz. 8 ile 2'ye bölünür. 9'a da 3'e bölünür. Olmaz. Bitti bu kadar. Oh. Çünkü bunlar bir basamak olduğu için 0'dan 9'a kadar olabilir. Başka işaret olmaz. Tamamdır. Süper. Peki B sayısı Tonguç'um. B sayısı 6A sayısından büyük olduğu için. Bak B8 sayısı. Buraya 1 yazabilir miyim Tonguç? 1 ile 8 aralarında asaldır ama 1 yazamam. Yazamam. Neden? Çünkü 18 sayısı 60 bilmem neden. Olmaz. 3 de olmaz. 6'dan büyük sayıları denemem gerekiyor. Uğraşmayayım. Kesin, gerek yok. Kesin. 7 olabilir Tonguç. 7 ile 8 aralarında asaldır çünkü ardışık sayılar. Evet. 8 olabilir mi Tonguç'um? Olamaz. 8'e 8 aynı sayı. 9 olabilir mi? 9'a 8 aralarında asallıyor Tonguç'um. 9 olabilir diyoruz. İşte bu kadar. O zaman B'nin olabileceği anı. Çünkü daha da başka bir şey olmaz. Çünkü bunlar birer rakam. Rakamı evet. Geçemeyiz. Şimdi olabilecek kombinasyonlar. Kaç farklı A, B değeri var demiş. A artı B değeri. Hemen bakalım. 1 ile 7'nin toplamı 7. 1 ile 9'un toplamı 10. 5 ile 7'nin toplamı 12. 5 ile 9'un toplamı 14. 7 ile 7'nin toplamı 14. 7 ile 9'un toplamı 16. Kaç tane Tonguç'um? 1, 2, 3, 4, 5, 6 değil mi? Evet. Hemen 6'yı işaretleyecek evet, miyiz? Hemen, evet. Hayır. Neden? Çünkü kaç farklı A artı B sayısı var demiş. Bu tarza alışacaksın merak etme. Şu anda hiç bilmediğim bir tarz gibi geliyor. Ama bu tarzda 14 iki tane var kardeşim bunu elemem gerekiyor demen gerektiğini yavaş yavaş benle beraber bizimle beraber çalışa çalışa bizim şu anda dan itibaren çıkartacağımız denemelerde evet 5 ayımız daha var. 5 ayda bunların hepsini biz çatarak diye bitiririz hiç merak etme. İnşallah. Bunları öğrendikten sonra 1 2 3 4 5 olduğunu ve cevabın 5 olduğunu öğreneceksin ve dikkat et yapmayacaksın merak etme Tonguç. Bu sorular zor değil. Sadece dikkat gerektiren sorular. Çeldiricili sorular. Yani birazcık trikli sorular ama biz trikleri yer miyiz? Yemeyiz. Tonguç Akademi ile yemeyiz değil mi öyle? İnşallah. Reklamımızı yaptık. Şimdi de tabii görmediğiniz bir konuya geldik. Bu görmediğiniz konuda da geometrik cisimler konusu. Görünmez bir konu vardı. Ha, bu konuyu yapayım ama hani gördüğünüz zaman da çok iyi anlayacaksınız. Taban çapının uzunluğu 2,252 yani 4 metre yani uzatıyorsun kardeşim 252. Yüksekliği 255 olan yani bir de o gerek yok. Çünkü ne onu ya da dik dairesel silindir şeklindeki su deposunun tamamı doludur. Silindirin tamamı doluymuş. Eyvallah tamam bana ne. Sonrasında birinci gün depodaki suyun 1/3. Şimdi 3 parçaya böldük diyelim. Şurası 1/3. He. İkinci günde depoda kalan suyun yarısı boşaldı. Şimdi ilk başta burası bir gitti. Gitti. Sonra kalan 2 parça kalmıştı. Onun da 2 parçanın da yarısı gidince bu da gitti. Aa. O zaman ne kadarı kaldı Tonguç'um? 1/3 kaldı. 1/3 kaldı. Bitti bu kadar. Deponun 1/3 kaldı. O zaman bir de diyor ki buna göre ikinci gün sonunda depoda kaç metre? Oha deponun 1/3 ya. Allah Allah şaka gibi bir soru. Hemen pi r kare h diye bir formül var. Bunu öğrenmediniz daha. Ama öğreneceksin. Pi'yi 3 alın demiş zaten. 3 çarpı. R'nin karesi. R kaçtı? Bak çap demiş. Bak dikkat hatalarını görüyor musun? Dikkat et. Üçkağıtçı 4 metre çap demiş. O zaman yarı çapı nedir? 2 metredir. O zaman R'nin karesi yarı çapının karesi 2'nin karesidir. Çarpı. Yüksekliği 255 demiş zaten. Ama bu mu? Bu bütün hacmi. Bize ne soruyordu? 1/3 soruyordu. Evet. O zaman bölü 3 diyorsun. 3'ler sadeleşiyor. 2/7 çıkıyor. Cevabımız bu kadar. Bitti bu kadar. Yani çok zor sorular değil. Merak etme. Senin şu anda yapman gereken şey endişelerini bir kenara bırakıp hemen şunu düşün. Bazı sorularda gerçekten yoğun işlem yerine ne yapıyorlar Tonguç'um? Bazı sorularda
birazcık daha senin daha yorum yapabilme kabiliyetini, dikkat hatasını ölçmeni, ondan dikkat hatası yapmamanı, ondan sonra test tekniğine aşina olmanı, çeldirici seçeneklerle senin sürekli dikkatli bir şekilde soruyu çözmeni istiyorlar. Bunu gördük. Bundan sonraki süreçte yapacağımız şey 5 ay boyunca seninle beraber bu tarz sorularla beraber daha dikkatli, daha test tekniğiyle nasıl sorulara hükmedebiliriz? Soruları bizim oyuncağımız yapabiliriz ondan önce. Çünkü sen soruların oyuncağı olma. Sen bu sorular eyvah bunlar beni mahvetti bunlar. Eyvah. Perişan olacak sakın deme. Çünkü eğer öyle dersen bir kere baştan kaybediyorsun Tonguç. Yani şu soruları gördüğün zaman aslında hani böyle çok korktum hocam ya. Aşırı zor bir soru var mı desen öğretmen gözüyle baktığım zaman bizim bak şimdi biz ilk gördüğümüz zaman sorular. Teorisyen aşırı kolaydı ama değil mi hocam? Şimdi biz ne yapıyoruz? Bu soruları ilk gördüğümüz zaman yuh ya dedik. Bunlar ÖSYM sorusu dedik. Bunlar üniversite sınavına girerken sorulan sorular dedik. Ama sonrasında birazcık daha düşününce 8. sınıf kazanımlarının %100 uyumlu olduğunu ve gerçekten birazcık yorum yapma gerektirdiğini söyledik. Yani normalde sana şu anda bunu gösteriyorlar mı? 250 göstermiyorlar. Sana ne gösteriyorlar? Üstü ifadelerde üstü çözümlemeye gösteriyor. Zaten müsteşar zor olacak demiştim biraz hocam. Evet tabii. Bir de şöyle bak bu sınav sıralama sınavı Songuç'um. Sıralama sınavı ne demek biliyor musun? Ne demek hocam? Herkes full yapacak. Full yapanlar mutlaka Robert'e girecek diye bir şey yok Songuç. Full yapanlar bile geçen sene Robert'e giremedi ne yazık ki. Dolayısıyla sıralama sınavlarında şunu bilmek gerekiyor. Senin gibi bütün adaylarda senin gibi pozisyonda çalışıyor. Herkes aynı soruları çözecek değil mi hocam? Herkes aynı soruları çözecek ve herkes senin gibi sıfırdan başlayacak. O yüzden hiç endişe etmene gerek yok. Sıralama sınavı olduğundan dolayı senin şu anda yapman gereken şey elindeki soruları ve bizim çıkartacağımız soruları takip ederek, bizim yayınlarımızı daha sıkı takip ederekten ilk başta konuları anlamak. 8. sınıf kazanımını çok iyi anlamak. Kazanımını anladıktan sonra bu soru kazanımla alakalı, üstü sayılarla alakalı bir konu. Mesela bu soru birazcık daha şekilsel becerilerle alakalı bir soru. Şekilsel becerilerimizi geliştirecek sorular yapacağız seninle beraber. Mesela bu soru Tonguç'um eşitsizlik sorusu. Basit bir soru mesela bu. İlk başta gözüktüğü kadar zor değil. Ama bu soru mesela çarpanlar sudoku sorusu gibi ya. O kadar zor bir şey değil. Sadece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yerleştiriyorsun. Ve benzeri ve benzeri. Diyoruz ki o yüzden yapmamız gereken çok zor bir şey yok. Yapmamız gereken şey biz bu soruları ezeceğiz, geçeceğiz gözüm. İnşallah. Hiç endişe etmeye gerek yok. O zaman ne yapıyoruz Tonguç'um? Bir önceki ve bir sonraki videomuzu da hemen buradan. Nerede evladım? Burada. O zaman bir önceki ve bir sonraki videomuz burada evladım. Matematik, Türkçeyi ve inkılabı ve diğerlerini, feni de yayınlayacağız. Merak etme evladım. Bu videoyu like etmeyi unutma evladım.